gençlik yıllarımızda Erenköy'de Mahmud Sami Efendi'nin teravihlerine katılırdık. Erenköy'de merhum Öztürk amcamız vardı, Mehmet Öztürk amcamız. Onun evinde kılınırdı, hemen onların evine de yakın, Sami Efendi'nin evine yakın. Böyle giriş katta ama orası alsa yani 20-30 kişi anca alırdı. Ve o teravih hatimle kılınırdı. Benim hayret ettiğim bir şey ise, yani o hatimle kılınan namazlarda Mahmud Sami Efendi 85 yaşındaydı. Ayakta hatimle teravih kılardı. Ayakta hiç oturduğunu görmedim ya, yani. Ayakta kılardı. Teravihten sonra da böyle bir 15-20 dakika kadar, çok fazla uzamazdı. Hani teravihten sonra bir çay ikram ediliyor zaten. O çay faslında da her akşam teravihten sonra böyle 20 dakikalık bir sohbet olurdu. Ama o sohbetlerde ben yani şöyle 2-3 seneyi hatırlıyorum. Yani hatırımda kaldığı kadarıyla. Mesela bir sene Asım Köksal Hoca'nın Mekke Medine dönemi kitabından parçalar okutmuştu. 20 dakika veya 25 dakika. Bazen kendisi okuyor, bazen yanında merhum Musa Efendi okuturdu. Bir sene hatırlıyorum İmam-ı Şahrani'nin Tenbihül Muhterrin diye bir kitabı vardır. İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri diye tercüme edilmişti Türkçe'ye. Onu okutmuştu. Ondan böyle pasajları okutmuştu. Hatırlıyorum. Bir sene yine bu daha sonra Musahabe 5 diye bizim bastığımız kısa hadis-i şerifler var. O hadis-i şerifleri okutmuşlardı. 40 hadisler diye. Yani Ramazan bir noktada hem bir infak ayıydı hem de adeta bir eğitim ayıydı. Yani bir bilgilenme ayıydı.